Sanki ilk baktığın gözlerdi gözlerin. Duyduğum en güzel şarkı sesin. Sabah uyanmak artık başka, çok başka. Çünkü sabahlar artık senle, hep senle. Narana, narana, narana. Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle. Senle, senle, hep senle. Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle. Senle, senle, karışmak güzel. Duygu, Berke niye inmedi kahvaltıya? Berke sabah erkenden çıktı anne. Bir iş görüşmesi varmış. Güzel. Erkek dediğin zaten erkenden kalkar, ekmeğinin peşine düşer. Sevdin mi güzel kızım? Ama yapamam, yapamam. Ben onu yerim, yerim. Allah muhabbetinizi arttırsın. Bakıyorum torunun geldiğinden beri gözüm kimseyi görmüyor. Babamın varsa yoksa torunun zaten. Gözü başka hiçbir şey görmüyor. Seni kıskanıyorlar mı güzel kızım? Bunların hepsi seni kıskanıyor değil mi? Ama ben yeni yerim. Yerim ben seni. Baba, ya bana araba alırsın ya da bu görüntüleri internete koyarım. Vay. Babaya şantaj ha? Hemen sil onu yoksa beş kardeş geliyor. Üf, tamam baba ya, şaka yaptık. Ağır. O çeşnici başının adını kim kullandı bu senin yanında? Vallahi Haluk, ben kansel demedim. Tamam tamam Haluk amca, kızma sen. Biz bir daha tansel demeyiz. Ya kanka niye tansel diyorsun? Demek dalga geçiyorsunuz ha? Estağfurullah babacığım. Evet. Bunun hesabını fena sorarım ama. Güzel kızım ha. Dede. Dede. Tansel. Bugün böyle iyice bir dip köşe temizlik yapmanı istiyorum. Yeni bir hastam gelecek. Ama Edil Hanım, salon boş olsa temizleyeyim de onlar varken nasıl temizleyeceğim? Bunlar ne yapıyor ki burada? Okula geç kaldılar. Kızlar, ne yapıyorsunuz siz? Hadi kalkın, kalkın. Anne ya, birazcık uyuklasak olmaz mı ya? Aa, ne diyorsun kızım? Okula geç kalıyorsunuz. Sınıfta kalacaksınız. Kızım kalksana. Of anne ya, 5 dakika daha. Allah'ım yarabbim, bu da yeni adet çıktı. Sabaha kadar bilgisayar başında pinekleyip sonra da okula gitmemek. Ya annem, sabaha kadar ders çalıştık ya. Biraz daha uyuyalım, ne olur ya, ne olur. Sabaha kadar ders çalışmışlar. Ben de inandım. Sabaha kadar tweet attınız, durdunuz. İspatlayayım mı? Anne ya! Gelinmiyor buna. Nasıl? Senin Twitter'ını hacklemişler bence. Ya şaka yapıyorsun değil mi anne? Evet. Bir dakika ya. Yo, benimkinde bir şey yok. Benimki... Nasıl ya? Ya cidden girilmiyor. Nasıl girilmiyor? Ay, inanmıyorum ya, hesabımı hacklemişler. Hadi
bir an önce okula gidin, geç kalıyorsunuz. Ya anne, benim burada Twitter hesabım eklenmiş, sen bana hala okul diyorsun ya. 93 bin takipçi anneciğim. Küçük çaplı bir şehir demek. Ne olmuş yani, dünyanın sonu mu bu? Ay anne, anlamıyorsun değil mi? Ya senin için ne kadar basit bir şey bu. Vallahi anlayamıyorum. Ne yapacağım ben beni? Ben bu sizin nesli hiç anlayamayacağım. Dur ya. Hadi okula. Evet, çaylarımız da geldi. Buyurun. Afiyet olsun. Sağ ol Emine. Haluk, neyin var? Ya şuramda bir ağrı var, böyle sanki iğne batırıyorlarmış gibi. O zaman kalk bir hastaneye gidelim, bir doktor muayene etsin seni. Yok canım, böyle bir şey için hastaneye mi gidildi? Ne yiyeceğiz Haluk, manava mı gideceğiz? Bak, laflara bak. Bir şeyim yok benim. Kendiliğinden geçer. Amma inatçısın baba ya, annem haklı, bir doktora gidelim. Kız sen bilmiyor musun babanın inadını? Baba, semptomlar arasında mide bulantısı ve baş ağrısı var mı acaba? Yok. Tamam, o zaman önemli bir şey değilmiş. Boş yere hastaneye gitmeyin. Bak gördün mü, önemli bir şey yokmuş. Yani sen şimdi oradan okuduğuna güveniyor musun? Tabii güveniyorum. İnternet dünyanın en güzel şeyi. Yani böyle bir basıyorsun arama motoruna, hemen istediğin cevabı alıyorsun. Şimdi doktora gitsek, yok muayene ücreti, yok bilmem ne, dünyanın parasını verecektim. Bak bu bedava. Haluk, geri kafalılıkta her gün kendini aşıyorsun. Neyse, biz kalkalım yavaştan. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun, iyi dersler. Öp bakayım dayıyı. Hop hop hop. Bu sadece dedesini öpebilir. Hadi Naş. Hadi kanka. Yani komiksin ha. Niye izin vermiyorsun çocuğa öpsün? Böyle herkes öpemez. Herkes mi? Dayısı. Dedesi öper. Anneannesi de öper. Doktora gidelim. Ya iyiyim dedim. Gazdır. Günaydın uşaklar. Ana. İsmailcan. Benim uşaklar, ben. Nasıl? Tanıyamadınız değil mi? Bu ne kılık İsmail? Harik olmuşum değil mi uşaklar? Bakın, Brad Pitt beni görse var ya, vallahi hasedinden çatlar be. Vallahi hasedinden mi çatlar yoksa gülmekten mi çatlar onu bilemeyeceğim İsmail. Vali ya. Ne olmuş kuşam? Delikanlı adam bu tarz giyinir mi İsmail? Uy, uşu. Asıl delikanlı adam bu tarz giyinir. Son zamanların modası budur. Kızlar hasta bu tarz uşağım, hasta. Diyorsun. Diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İsmail Bey, bu ne kılık böyle? Bak, görüyorsunuz değil mi uşaklar? Bir ortama girdiğiniz zaman bütün dikkatleri üzerine çekiyorsun. Bu da kadınları tavlamak için bir avantaj. Vallahi bazen senin için üzülüyorum İsmail. Bir kız bulacağım diye şekilden şekile giriyorsun bu kalemim gibi. Ya Meltem, benim karnım ağrıyor ya. Yanıyor böyle, yanıyor. Ya ağrır tabii Haluk. Ağrısın da zaten. Sana doktora gidelim diyorum, gitmiyorsun. Ben ne yapayım? Ya doktor falan çıkarma başıma. Bu havuç kafa yanlış baktı herhalde. Bir daha bakacağım. Ya bir şey söyleyeceğim. Doktor dediğin adam yıllarca tıp fakültesinde okumuş. Arkasından ihtisas yapmış. Sonra mecburi hizmet yapmış. Bir sürü kongreye katılmış. Uluslararası dergilerde yazılar yayınlamış. Ve o senin hastalığını bilmeyecek, internet bilecek. Öyle mi Haluk? Öyle tabii. Üstelik bu beleş. Kapiş? Ne? Karnın üst tarafında yanma, ağrı varsa ülsersin diyor. Ana ben ülsermişim Meltem. Ay Haluk, sen ülser falan değilsin. Sadece kalın kafalısın. Ve maalesef bunun tedavisi yok. Henüz modern tıp buna bir çare bulamadı. Aa, laflara bak hele.
Bayan Genel Müdür. Ben çıkıyorum. İyi günler. İdil. Günaydın Meltem. Günaydın, günaydın Hatice. Günaydın. İdil, Allah aşkına şu halo al. Ya, terapimi yaparsın, ne yaparsın iyileştir çünkü ben artık dayanamıyorum. Hayırdır Meltemciğim, ne oldu yine? Ya ne olacak, karnı ağrıyor. Gel doktora gidelim diyorum. Yok efendim, doktora gitmeye ne gerek varmış? Doktor onun hastalığından ne anlarmış? O internete bakarmış, kendi hastalığını bulurmuş, tedavisini olurmuş. Meltemciğim, sadece Haluk Bey'in sorunu değil bu. Benim hastalarım da öyle. Yani internet üzerinden yalan yanlış bilgiler edinip sonra da sahi sanıyorlar. Ve benim gibi bir kadınla bunu tartışıyorlar. Ay delireceğim. Öncelikle sakin ol Meltemciğim. İstersen gel, bir konuşalım seninle. Ay yok, işe yetişmem lazım ama bir ara gelirim çünkü yani ihtiyacım var. Haluk Bey. Efendim? Benim sizden bir maruzatım olacak. Hayrola? Siz böyle şimdi hastalığınıza bakıyorsunuz ya internetten. Benim için de bakar mısınız? Bende de böyle bir uykusuzluk hali, halsizlik hali falan oluyor. Dur bakalım. Böyle ağız kuruluğu, ondan sonra kaşınma falan da oluyor mu? Vallahi helal olsun Haluk Bey ya. Nasıl da böyle derdimi tarif ettiniz birden. Neymiş hastalığın? Hiçbir şeyin yok. Eczaneye git, B12 vitamini al, bir şeyin kalmaz. O zaman bana bir reçete yazar mısınız? Ben eczaneden alayım. Kızım doktor muyum ben? Eczaneye git, B12 vitamini istiyorum de. Tamam tamam, kızmayın hemen. Yani bundan sonra ben doktora moktora gitmem. Size geleceğim, hep haberiniz olsun ha. Görüyor musun Didem? Saat kaç oldu? Bir tane müşteri gelmedi. Biz bu gidişle batacağız galiba. Bardağın boş tarafını değil dolu tarafını görün Gönül Hanım. Tamam, belki müşteri yok, belki para kazanamıyoruz. Ama müşteri olmadığı için de biz çalışanlar çok çalışıp yorulmamış oluyoruz. Değil mi ama? Ay Didem, yani seni kıskanmıyor değilim. Ne kadar pozitifsin, bravo. Çünkü bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görüyorum Gönül Hanım. Size de tavsiye ederim. Ya olamam. Hoş geldiniz Haluk Beyciğim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Haluk Beyciğim, bir emriniz, bir arzunuz varsa... Ben içerideyim efendim. Hemen haber verin. Tamam, sağ ol Seyyar Tayyar. Şu bilgisayarını bir alabilir miyim Gönül? Al da ne yapacaksın bilgisayarı? İnternetten ilaç siparişi vereceğim. İnternetten ilaç siparişi vereceksin? He. Aa, Haluk, internetten ilaç siparişi verilir mi hiç? Niye verilmesin? Bir tuşa basıyorsun, şak kapıya geliyor. Mis gibi. Canım kimin sattığını bilmiyorsun, neyi sattığını bilmiyorsun. Git eczaneden ha, böyle saçmalık mı olurmuş? Hiçbir şey olmaz. Bitkisel ilaç zaten, alternatif tıp. Bir bitkisel ilaç yapmışlar, ülsere acayip iyi geliyormuş. Aa, kim ülser? Ben. Oh, ülser mi? Meltem'le dün konuştum, bana hiçbir şey söylemedi. Zaten biz de bu sabah öğrendik. Ha, doktora mı gittiniz? Yok canım, ne doktoru? Ya benim böyle bir karnım ağrıyordu. Bir bakayım dedim internetten bu ağrı neyin nesidir diye. Meğer ülsermişim. Haluk, şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Yok, şaka falan yapmıyorum. Yani hiç doktora görünmedin öyle mi? Ha, güzel. İnternetten ülser olduğunu öğrendin. Şimdi internetten ülser ilacımı alıyorsun. Allah akıl fikir versin, başka da bir şey demiyorum sana. Ya teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Allah Allah. Çok saçma, çok. Bir şey olmaz, bir şey olmaz.
Ya benim kız arkadaşımın Twitter hesabını nasıl çalarlar ya? Kimmiş o terbiyesiz? Verin bana ismini. Ona var ya dünyayı dar ederim dar. Hop, ona böyle... Hop, ağır ol bir Teo. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben senin nereden kız arkadaşın oluyorum? Ya Ececiğim şu anda kız arkadaşım değilsin. Ama bu ileride olmayacağın anlamına gelmez. Yok ya. Ha, bu kadar da kendinden eminsin yani. Özgüvenine hayran kaldım doğrusu. Yani olmaz mı diyorsun ya? Hiç mi? Ya üf, iyi tamam bırakın didişmeyi ya. Şimdi daha önemli bir problemimiz var burada. Evet abi, doğru söylüyor kız. Öncelikle Ece'nin hesabını kim çaldı onu bulmamız gerekiyor. Bir fikriniz var mı kızlar? Bak, hesabımı çalan ibiş bu. Gerizekalı, hemen de ismini değiştirmiş ya. Bak, bak. Burçoloji diye bir burç hesabına döndürmüş. Çakala bak ya sen. Tipi de kayık zaten. Ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Melis, Allah ne verdiyse ağzına, burnuna, yumrukları sallayacağız. Gideceğiz, adama dalacağız. Abartma, abartma ya. Hiç öyle bir şey olmayacak kızlar tabii ki de. Benim bir planım var. Melis, telefonunu verir misin? Twitter'a gireceğim de. Ne yapacaksın? Elemana DM'den yürüyeceğim. Özel mesaj atacağım yani. Vay, DM'den yürümeler falan. Yani Havuç, sen neler biliyor musun? Peki söyle bakalım, sen Twitter'daki bütün bu güzel kızlara DM'den falan mı yürüyorsun yani? Yok canım, ne DM'den yürümesi yani? Ben sizin için şey ettim değil mi kanka? Tabii, çok güzel konuştun. Ya tamam, bir durun, sen de dur Melis. Yaz sen Emre, yaz. Ne yazayım? Kardo, profil fotonda çok yakışıklı çıkmışsın yaz. Hemen tezgaha gelir o zaten. Biraz daha yumuşat onu kanka. Profil fotonu çok beğendim diyelim. Aynı şey. Sen ya? Neredesin? Ben buradayım. 5 dakika bekliyorum burada. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun, sizi şöyle alayım ben. Beni bu kadar bekletmeyecek. Beni bu kadar bekletmeyecek. Bekletmeyecek. Korhan Bey, Hatice'nin kulakları biraz ağır işte. Duyacak. Siz şöyle buyurun, geliyorum ben. Bir şey yok. Sakin ol. Çok korkuyor, manyak bu, ikimizi de kesecek. Merak etme Hatice, korkma. Korhan Bey'in öfke kontrolü problemi var. Ben tedavi edeceğim, yakında hiçbir şey kalmayacak. Tamam? Vallahi işi de zor. Merak etme. Hadi Allah kolaylık versin. Ah, mesaj geldi. Ne yazmış? Dur dur. Aslında fotojenik değilimdir. Sen bile beni gerçekte gör demiş. Bak. Salak. Hemen de havalara girmiş. Sen merak etme Ececiğim. Ben onun havasını indiririm. O buraya bir gelsin var ya. Onun ağzını burnunu kıracağım. Dünyayı dar edeceğim ona. Sen ne yazdın? Hemen buluşalım yazdım. Ay yuh Havuç yani. Öyle yazılır mı direkt? Eleman bizden şüphelenecek. Hadi ya, şüphelenir mi? Vallahi şüphelenir tabii. Cevap yazıyor mu? Ya kardeşim, ne yaptın sen ya? Yani. Hı? Ne yaptın? Hep senin yüzünden abicim. Adam ne güzel buraya gelecekti. Ağzını burnunu kıracaktık ya. Ya abicim, ben de adamı tezgaha düşürmek için yaptım. Ne yaptıysam sizin için yaptım. Niye benim üzerime geliyorsunuz ya? Danışmadan bir yazmasaydın sen de. Siz de bir şey söylemiyorsunuz ama. Önce bir soracaksın ki önce. Ah, mesaj geldi. İstanbul'daysan görüşelim diyor. Gördünüz mü? Hepsi benim sayemde. Ben yazdım, oltaya geldi. Gördünüz mü? İyi tamam Avuç ya. Kim haklıymış? Ben. Sen haklıymışsın. Evet. Ay. Ne yazayım? Ya bence şey yaz ya. Buranın adresini ver. Buraya çağıralım, burada buluşalım onunla. Sonra da ağzını burnunu kırarız. Ya oğlum bir sus ya. Boşver alayım. Al kardeşim, al. Yazdın mı, yazdın mı? Yazdım işte. Yine. Semih, sen hayırdır oğlum? Ne ayaksın, bizim dükkana bakıp duruyorsun? Yok canım, ben genel olarak o tarafa bakıyorum ya. Ne? Ne ya? Bak Kardo, bu Semih sizin dükkandaki garson kızı görünce aklını kaybediyor. Oo, yeni bir aşk mı doğuyor yoksa? Vallahi onun var ya, gözlerini oyarım. Ay niye, çok şeker çocuk ya. Evet ya. Ne demek şeker ya? Neyin şeker ya? Neyin şeker? Ne, siz çıktınız başımıza. Ay ne var, çok tatlı ama. Tatlısı sarıçayandaki ya, bırak. Şimdi ben deniyorum, anladın mı? Yani benim bir öfkemi durduramıyorum. Benim bir problemim var yani böyle.
kırmak falan böyle bir problemim var benim yani. Böyle rahat hissi rahatlayamıyorum bir türlü. Böyle öfke sorunum var benim yani. Ya ne yapacağız bunu? Yaşadığınız bir olayla ilgili örnek verebilir misiniz? Sızın, sakinliğiniz beni deli edecek ya. Rahat. Yaşadığınız olan sakinliğe bak ya. Sükunete. Yaşadığım olayı anlatayım. Mesela buraya geldim. Park edeceğim şu sizin sokağın girişinde. Geri vitese taktım. Adam şey diyor. Bana. Bana! Bana diyor bunu. Gel diyor bana. Gelmiyor. Ya zaten geri geliyorum ben yani. Senin gel demene gerek yok. Sağ yap abi diyor bana. Ya ben sağ istersen direksiyonu çeviririm. Ben aciz miyim ben? Ben aciz miyim ya? Ben geri gelemiyorum, yanaşamıyor muyum? Aldım levyeye indim, kafasını yardım. Ne yaptınız Korhan Bey? Aldım levyeye indim, kafasını yardım. Söyleyeyim mi daha? Adamcağız sadece size yardım etmeyecek. Etmeyecek! Bana yardım etmesin. Sırf onu ayıklasam iyi. Ayırmaya geldi. 3-5 kişi aradı, onlar da gitti. Levye elimde kalmış. Farkında değilim ben. Baktım öyle. Öyle oldu yani. Ne yapacağız bunu? Nasıl çözeceğiz biz bunu? Şimdi sizi sinirlendiren bir olay olduğunda... Evet. Tepki vermeden önce durumla ilgili hızlı bir değerlendirme yapın. Değil mi? Ya da... Ortamdan bir süreliğine uzaklaşıp kendinize zaman tanıyabilirsiniz. Tabii. Böylece istemediğiniz davranışı kontrolsüz biçimde sergilemeden önce... ...değerlendirmek için bir vaktiniz olacaktır. Evet. Kolay gelsin Haluk abi. Eyvallah. Hayırdır? Biraz vaktim var mı abi? Bir şey soracaktım da. Nedir? Emine aradı Haluk abi. Senin tavsiye ettiğin ilaç iyi gelmiş. Ese abi kendini atom karınca gibi hissediyormuş abi. İyi. Abi elindeymişken benim de şu hastalığıma bir çare bulsan diyorum. Hüseyin, oradan baktığın zaman ben doktor gibi mi görünüyorum? Öyle deme Haluk abi. Emine anlattı. Sen doktor değil, Lokman hekim gibi bir şeymişsin abi. Derdine derman bulamadığın adam yokmuş Haluk abi. Elini sürdüğün şifa bulduk ayaklanıyormuş abi. Abartma. Ben de internetten bakıp söylüyorum. Vallahi nereden bakıyorsan çok iyi bakıyorsun abi. Bana da bak abi. İyi bakalım hadi. Neyin var? Abi affedersin ama bende mide yanması var abi. Sabaha kadar uyutmuyor. Gözüme uyku girmiyor abi. Bir çare bul abi ya. Şimdi buluruz. İnanamıyorum sana. Şimdi de internetten başkalarının hastalığına mı bakmaya başladın? Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak lazım. En ulaşılmaz bilgi bile iki tık ötende. Tak diye yazıyorsun hastalığı, şak diye tedavi yöntemi çıkıyor karşına. Çok güzel. Böyle devam et. Aynen böyle devam et. Meltem'e şikayet edeceğim seni. Haluk abi. Sen bu işlerden anlıyormuşsun. Bu benim sırtımda çok kötü bir ağrı oluyor abi. Hopo, sırana geç. Sıra bende Şükrü. Pardon Hüseyin abi. Bakarım, sana da bakarım şimdi. Söyleyecek laf bulamıyorum yani. Ya sen bir karışma. Şimdi. Öfke, sağlıklı düşünmeyi ve karar vermeyi engeller. Tabii. Kontrol edilemediğinde... ...kişinin kendine olan güvenini zedeler. Bu da ilişkileri ve dostlukları bozar. Ne dostu Allah'ını sever. Benim dostum kalmadı. Hepsini dövdüğüm için. Merak etmeyin Korhan Bey. Öfke kontrolü terapisiyle bunların hepsinden kurtulacaksınız. İnşallah. Öfkelendiğiniz zaman... ...üç aşamalı olarak eyleme geçiyoruz. Nedir onlar? Nedir? Bir, dur. İki, düşün. Üç, harekete geç. Ben o, çok güzel söylüyorsunuz. Ben o ilk iki aşamayı direkt atlıyorum. Direkt üçüncü aşamaya geliyorum. Yani harekete geç. İlk iki aşamayı tutamıyorum. Yani harekete geçiyorum. Hareket de genelde şu şekilde oluyor yani. Birinci aşamada derin bir nefes alın. Ona kadar sayın.
ortamdan uzaklaşın. İkinci aşamada ise ben neden öfkelendim diye düşünün. Hata bende mi? Yoksa karşıdakinde mi? Çözüm yolu ne olabilir? Evet, evet, tabii. Bunları sormak lazım. Ben bir tek soru soruyorum. Bu diyorum çakalın gözünü mü yarayım diyorum. Kafasını mı yarayım, kolunu mu kırayım diyorum. Onu diyorum, evet. Başka sorular da sormak lazım. Çok doğru, evet, evet. Korhan Bey. Efendim? Zamanla dediğim gibi düşünmeyi öğreneceksiniz. Yeter ki bir yerinden başlayalım. Başlayalım efendim. Bir yerden başlamak lazım. Ben mesela arabadaki levyeyi atayım diyorum. Hani demir ya, plastik bir şey koyayım oraya. İyi, iyi oldu. Doğru yoldayız yani. İyi gidiyor böyle. Tabii tabii, ben levyeyi atayım. Plastik bir şey alayım oraya. Yemek borunda da böyle bir yanma oluyor mu? Nereden bildin Haluk abi? Bak, Şükrü görüyor musun? Lep demeden leblebiyi anladı Haluk abi. Büyüksün Haluk abi. Ya abartmayın o kadar. Buradan bakıyoruz. Pardon Haluk abi. Dediğim gibi abi, gece yanma oluyor midemde abi. Fena şekilde abi. Senin durumun belli. Sende reflü var. İlaç yazmayacak mısın Haluk abi? Yok. Sabah seni ameliyata alacağız. Yemek yemeden buraya geliyorsun. Mutfakta seni ameliyata alacağız. İnternetten bakarak artık seni ameliyat edeceğiz. Ciddi misin Haluk abi? Ya değilim tabii ki. Doktor muyum ben sana ilaç yazayım? Haluk Bey seninle dalga geçer oğlum. Akşamları yatmadan önce yemek yemeyi kes, kendiliğinden geçer. Helal olsun sana Haluk abi. Öyle büyüksün ki hastayı tedavi etmek için ilaç bile yazmana gerek kalmıyor. Haluk Bey, benim de bir şikayetim vardı. Böyle ellerimde bir karıncalanma oluyor. Bir internetten baksanız. Pardon, sıra var Didem Hanım. Ay, çok pardon. Haluk Beyciğim, çok affedersiniz. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Müsaade eder misiniz acaba? Söyle bakalım. Benim de ayaklarımda ağrılar var. Ona da bir çare bulabilir miyiz acaba ya? Babacığım, sıra var burada. Biz de sıradayız ya. Tamam, tamam, bakarız seyyar tayyar. Haluk, sen burayı iyice doktor muayenehanesine çevirdin yani. Polis bassa sahte doktor diye tutuklar seni. Gönül Hanım haklı. Burada böyle toplu viziteye gelinmiş gibi nedir? Olmaz. Tek tek gelin öyle bakar. Sağ ol efendim. Sağ ol. Hadi, hadi. Sağ olun. Gel mutlu açığında. Gel içeri. Sana verdiğim şeyleri evet, getirdim. Evet, hastanesi ya. Değil yani burası. Ha? Getir. Öküt kulağıttım işte. Merhaba. Merhabalar canım. Ne oldu, temizlik mi yapıyorsunuz? Affedersin hayatım, hastan mı vardı? Hasta sana benzer. Sen yukarı çık, ben biter bitmez geliyorum. Tamam hayatım, affedersiniz. Edilciğim, az kalsın unutuyordum. Annem aradı. Akşam bize gelin dedi, ben de olur dedim, haberin olsun. Ne dedim, ne dedin? Olur dedim hayatım. Benim adıma karar verdin. Yani bana sormadan. Ne olacak? Sen belki benim bir işim var, belki hastam var, belki biriyle randevum var. Ya sen benim adıma nasıl karar veriyorsun ya? Yürü be, yürü be. Ya sen nasıl benim adıma karar veriyorsun ya? Ama Edip. Ama değil mi? Ben daha çok sinirleniyorum Tansel. Vallahi daha çok sinirleniyorum. Hadi kalmıştık. Nerede kaldığımızı söyleyeyim. Kocan mıydı o? Evet. Onun arkasından yastık attın ya. Ondan sonra bir şey devrildi ya. Kırıldı, orada kaldı. Nerede kaldı? Biz konumuza dönelim. Dönelim. Ne yapacağız? Ve öfke kontrolü mü? Öfke kontrolü sorunu mu çözeceğiz? Sen mi çözeceksin? He? Sen daha kendi öfke kontrolü problemini çözememişsin. Hanım, sen bana benden fenasın ya. Gel yer değiştirelim. Sen anlat, ben dinleyeyim ya. Üç aşamalı düşüneceksin adam onu söylediğinde. Bir, acaba kaynanamı bu akşam istiyor muyum? İki, içinden ona kadar değil, yüze kadar mı saysam acaba diye. Neye yardım ediyorsun sen ya? Korhan Bey, konumuza dönelim. Döndük konumuza annem, döndük. Sen farkında değil, çoktan döndük.
Açtık hatta. Çift okeyden bittik ya. Sen kendi işine bak. Yani sen kim bana yardımcı olmak kim ya? Sen daha kendi derdini çözememiş. Korhan Bey. Ha, bir de bu seansın parası var ya. Vermiyorum. Üste de para almıyorum yani. Bak o kadar da sana terapi yaptık yani. Şu kıza da söyle. Bir daha adam geldiğinde kapının önünde fazla bekletmesin. İki, kocam bir daha böyle kimseye asla falan demesin. Hacamat olur, hacamat. Sen de bir şeye git. Uzmana git. Böyle olmaz. Çocuk geliyor galiba. Merhaba. Ben Twitter fenomeni Burçoloji. Twitter'da sizinle mi konuşmuştuk? Ay hoş geldin. Hemen otur. Ya sen Twitter'daki profil fotoğrafından çok daha yakışıklıymışsın ya. Yani ay ben seni tanıdığıma inanamıyorum. Şu anda o kadar heyecanlıyım ki. Sağ ol. Ya şimdi bak ben seni daha yeni takip etmeye başladım ama bütün tweetlerine bayıldım yani. Harika yani yazdığın yorumlar falan Burçoloji yani inanamıyorum şu anda. Takipçilerim sağ olsun. Her yazdığım tweet'i çok beğeniyorlar. Ve ben de alçak gönüllülük yapamayacağım. Çünkü burç yorumlarına argoyla komediyi karıştırarak yeni bir stil oluşturdum. Tabii canım. Yani yoksa 93 bin tane takipçiyi nasıl toplayacaksın değil mi? Yani doğal olarak öyle. Yani tabii orası da doğru. Öyle. Hı hı. Bak gerizekalıdaki havalara bak. Hesabı ekleyip çaldım demiyor da. Şşt duyacak ya. Ya Gardo ne zaman mevzuya dalacağız? Ben yerimde duramıyorum. Ben de iyi niyetliydim de niyeti bozdum kardeşim. Var ya bu çocuğa çok pis bilendim. Ona bir koyacağım, fukara sümüğü gibi yapıştıracağım. Yürü, ya gidelim hadi. Ha, tekme atacağım bunu. Aa, arkadaşlar bakın size ünlü Twitter fenomenini tanıştırayım Burçoloji. Tam 93 bin tane takipçisi var biliyor musunuz? Selamun aleyküm birader. Merhaba. Merhaba. Ben de Twitter fenomeniyim, belki tanıyorsundur. Öyle mi? Twitter nickin ne? Lady Agresif. Lady Agresif. He Lady Agresif tanıyabildin mi? Siz ne diyorsunuz ya? Sen Ece'nin Twitter hesabını ekledin. Biz de seni ekleyeceğiz güzel kardeşim. Onu söylüyoruz. Lan olur tek. Sen kimsin lan? Gel lan buraya. Ya çok dövmeyin bari çocuğu. Ece, dostlar. İlginar, Polik Çetinoğlu. Evet. Galiba'nın varlığı. Getir koçum, getir. Buyurun efendim. Şurada bir imza alabilirim. Al bakalım. İlaçlarım geldi. Haluk, içinde ne olduğunu bilmediğin ilacı kullanmayı düşünmüyorsun herhalde değil mi? Sen eczaneden her aldığın ilacın içinde ne olduğunu biliyor musun Dominant teyze? Hayır bilmiyorum ama eczanelere güveniyorum. Çünkü onlar Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol ediliyorlar. Bunlar edilmiyor ki. Korsan. Hepsi korsan. Hiçbir şey olmaz. Bitkisel ilaç bu. İnanamıyorum sana ya. İnternetten ülser olduğunu tespit ettin. Siparişini verdin. Şimdi o internetten aldığın ilacı kullanacaksın yani Haluk öyle mi? Çağa ayak uydur biraz Dominant teyze. Sakın kullanma. Ya tam sen işine bak ya. Böcek ilacı falan vardır onun içinde. Hadi. Ay çok sağ olun arkadaşlar ya. Sayenizde tekrar Twitter hesabıma kavuştum. Ya nasıl teşekkür edeyim bilemedim. Ya lafım olur Ececiğim. Ama hani bir öpücük falan verirsen ona hayır demem. Rüyanda görürsün git. Yani illa teşekkür edelim diyorsan... bir iki RT yaparsın bize. Hesabımız şenlenir. Biz de mutlu oluruz. Evet Ece ya yani birkaç tane retweet yapabilirsin. Bak bana hiç takipçi gelmiyor uzun zamandır. Evet ya hani bana da FF geçersen şöyle çok yakın arkadaşımdır. Çok iyi yazıyor falan diye çok makbule geçer ya. En azından 1000 kişi falan olsam yeter bana. Arkadaşlar iyi hoş da hiç retweet edilecek bir şey yazmamışsınız ki nasıl edeyim? Hanımefendiye bak bizim attığımız tweet'i beğenmiyor. Siz fenomenler çok güzel şeyler yazıyorsunuz sanki. Gören de hayatının anlamını yazıyor zannedecek. Ya yağmur yağıyor diye tweet atmışsın Teo. Hı. Ya bu ne yani? Evet kanka o biraz gereksiz olmuş.
Bak canım, tweet böyle yazılır. Oku da öğren. Türk kızı Birleşmiş Milletler'e genel sekreter olsa bile babası yarın işe gidip şöyle görüneyim de seni sahipsiz sanmasınlar der. Hakikaten çok güzel tweet. Ay hakikaten güzelmiş ya. Sen çok güzel yazıyorsun Ece. Ya benim sayfamdan da bir tane tweet atsana. Sen de iyice birleşişe çıktın ver. Bir tane ya. Emine ellerine sağlık, çok güzel olmuş her şey. Afiyet olsun. Eline sağlık. Olağanüstü. Ben pilav olağanüstü. Afiyet olsun. Böyle lezzetli bir pilav yemedim ben. Şimdi bir acayip bir şey var, çok güzel yani. Vallahi tebrik ederim. Afiyet olsun. Ben gideyim de Buse'ye bakayım uyanmış mı diye. Tamam. Yemin ediyorum, yıllardır böyle güzel bir pilav yemedim hanım. Öyle mi Tuna? Yıllardır bu kadar güzel pilav yemedin ha? Yok yani... Pilav olarak yani tam o senin gibi yani bir senin pilavla değil yani seninki kategori dışı yani senin pilavın bir başka bir şey Gönül. Bu yani normal harcı alem pilav içerisinde iyi ama senin pilavınla alakası olan bir pilav değil yani. Ama güzel pilav yani. Kıvırma kıvırma. Oğlum senin kadar karısından korkan adam görmedim ha. Biraz delikanlı ol oğlum delikanlı. Ne var abiciğim ya? Ben gerçekleri söylüyorum. Allah Allah. Gönüllü pilavı başka bir şeydir yani. Sen ya bir ye bak gönüllü pilavını yedin. Biliyorsun. Ya aynı mı bu pilav? Bu pilav güzel bir pilav. Yani kötü pilav değil ama gönüllü pilavı başka bir şey yani. Teşekkürler. Alo. Bir şey soracağım. Ya bir insanın eşiyle aynı fikirde olmasının, hani onun sözünü dinlemesinin neresi yanlış? Keşke her erkek Tuna gibi olsa. Oo, annem güzel laf çarptı babama kanka. Aynen öyle Kardo. Ağır taarruz var Haluk amca. Bir şey soracağım. Ben ne zaman senin sözünü dinlemedim bayan genel müdür? Şöyle aktarayım. En son bu sabah şu koltukta otururken bana ağrın olduğunu söyledin. Ben de sana gel doktora gidelim dedim. Sen de bana gerek yok istemez ben internetten bakarım dedin. Meltemciğim sadece kendi hastalığına bakmıyor. Bugün dükkanda Hüseyin'le Şükrü'nün hastalıklarına da baktı. Anneciğim sadece hastalığa bakmakla kalmamış, bir de internetten ilaç sipariş etmiş. Pes. Yani pes söyleyecek laf bu. Böyle. Bak. Hastalıktan bahsettiğiniz gibi karnım ağrımaya başladı. Haluk doktora gidelim diyorum, dinlemiyorsun. Yok yok. Ben bir ilaç alıp vereceğim. Bak abuk sabuk ilaçlar alma ne olursun Haluk. Bilmediğin ilaçları kullanma. Bir arama motorundan baksaydık. Ben biraz da pilav alabilir miyim? Bak bu yeni bir application. Ya, ya bunu biliyorum ha. Ha. 3 boyunda oldu mu? Oyun mu? Ya sen de Haluk Bey, ne oldu yüzünüze? Ha? Hı? Nereden oldu? Ne oldu? Haluk suratına bir şey olmuş senin. Ne oldu sana? Trafik lambasına dönmüşsün baba. Oğlum belek belek abi suratın. Ya ne oldu ne bileyim? Ne olmuş? Babacığım bir şey olmuş. Bu ne böyle kızar? Karaciğer abi. Kesin karaciğerden bir şey. Bir şey ne oldu? Bir ayna getirin. Ne oldu? Hoş bulduk. Haluk bak bir daha öyle hastalığına filan internetten bakarsan, ne olduğunu bilmediğin abuk sabuk ilaçlar kullanırsan vallahi külahları değişiriz. Ya tamam Mertem. Anne ne olmuş ya? Baba neyin varmış? Ama hiçbir şey yokmuş. Ayrıca öyle zannettiği gibi ülser filan da değilmiş. Aldığı o tuhaf ilaçlar yüzünden bu hale gelmiş. Ah baba ya. Niye bilmediğin etmediğin ilaçları kullanırsın ki? Ha bu arada... Doktorun söylediğine göre o aldıkları ilaç da değilmiş zaten. Neymiş peki?
Ama içinde ne ödüğü belirsiz tuhaf tuhaf otlar olan saçma sapan bir karışımmış işte. Böyle saf ve cahil insanları internet üstünden satıyorlarmış. Gözünü seveyim, yeter Meltem ya. Yani hastaneden eve gelene kadar yemediğim laf kalmadı. Sen tuhaf tuhaf şeyler yemeye alışıksındır hayatım. Kusura bakma baba ama annem haklı. Biz ne kadar çok korktuk biliyor musun? Merak etme kızım. Ben eski toprağım, bana hiçbir şey olmaz. Öyle deme baba ya. Çok endişelendik biz burada. Bir daha böyle şeyler yaparsan bozuşuruz. Bak. Büyümüş de babasına fırça çekiyor. Kulaklarından tavana asarım seni. Haluk Bey, çocuklar büyüdü. Artık benim dışımda senden hesap soracak iki kişi daha var. Yok canım, üç. Ha, sen de mi hesap soruyorsun benden? Gelin bakayım buraya. Gelin. Hiç merak etme oğlum. Hiçbir şey olmaz. Meltem. Hı? Çocuklar ne çabuk büyüdü değil mi? Hı. Vallahi zaman ne kadar kabul etmek istemesek de su gibi akıp geçiyor. Evet ya. Şu havuca bak, daha düne kadar bacak kadar çocuktu. Böyle peşimde koşturup duruyordu. Baba bana cep telefonu al deyip duruyordu ya. Vay be. Zaman su gibi akıp gidiyor. Baba. Söyle oğlum. Ama sakın kozmetikle ilgili olmasın. Baba, bu cep telefonu meselesi benim canımı sıkıyor. Neden? Sınıfta bir tek benimle Yiğit'in cep telefonu yoktu. Sonunda babası ona da almış. Bir tek ben kaldım. Görüyorsun ne babalar var. Tamam. Annenle konuşalım, sana da bir tane kontürlü telefon alırız. Kontürlü almayalım baba. Normal fatura alalım. Şimdi durup dururken neden kontür krizine girelim ki? Yok bu kadar kontürü kalmış, yok şu kadar kontürü kalmış. Baba. Havuca bak. Normal faturalat istiyor. Sen konuş, ben ödeyeyim öyle mi? Yok öyle. İş hayatına atılınca ben de senin faturalarını öderim baba. Ödeşiriz. Olmaz öyle şey. Kontürlü telefon alacağız, o kadar. Yapma baba ya. Bu kontür adamı yarı yolda bırakır. Kıza mesaj çekeceksin. Ne o, kontür bitti. Baba. Bütün romantizm biter. Hiç boşuna uğraşma Emre Efendi. Kontörlü telefondan başka alamayız. O da annen razı gelirse. O zaman sen yaşlanınca ben de sana kontörlü telefon alacağım. O kadar. Yaşlanınca mı? Evet, baksana. Saçların şimdiden beyazladı. Yakında görüşürüz ihtiyar. Şu havuca bak. O küçücük velet büyüdü de şimdi üniversiteye gidiyor. Ya Duygu'ya ne demeli? Evlendi. Hatta bize bir torun verdi. Şimdi torunumuz var. Haluk dede. Doğru. Ama torun da bir başka be. Hep söylerlerdi de. Vallahi müthiş bir şey. Allah herkese nasip etsin. Amin. Ama yani bakıyorum da bir saniye gözünü ayıramıyorsun torunundan. Torun başka. Ne oldu? Bacağıma bir ağrı girdi. İyi misin? Bilmiyorum, bacağım böyle bir yanıyor. Kalk. Hastaneye gidiyoruz, kalk. Dur. Hastaneye gerek yok. Gerek yok. Niye? Hastaneye gerek yok. İnterneti getir oradan, internetten bakalım. Haluk saçmalama. Haluk kalk. Dur. Ne interneti? Kalk. Hastaneye gidiyoruz, itiraz istemiyorum. Kalk. Böyle bir kasıldı, bir şey oldu. Tamam işte, hastaneye gidip baktığını...